Herkese merhabalar. İngilizce tekrarımızla LGS tekrar programımıza devam ediyoruz arkadaşlar. İlk tekrardayız ve sonrasında da biliyorsunuz ki ilk tekrar bittikten sonra gümbür gümbür LGS hazırlığımıza devam edeceğiz. Çalışmalarımızı yapacağız ve sonra da son tekrarla bu işi bitireceğiz ve inşallah hayallerimizdeki liselere gireceğiz. Şimdi bugün in the kitchen, on the phone ve the internet konularını, yani internet yani genel ağ, işte mutfakta ve telefonda konularını öğreneceğiz arkadaşlar. In the kitchen, on the phone. Buraya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Peki bu konulardan kaç soru geliyor hocam sınavda? Bir, bir, bir geliyor. Bu arada Tonguç'um hazır mısın? Are you ready? I am ready teacher. Harikasın, tebrik ediyorum seni. İngilizceyi çok sevdiğini biliyorum. İngilizce esasla takıldığımız en önemli şey nedir? Kelime ezberlemek. Yani kelimeleri ezberlerken sıkıntı yaşanıyor. Bunlarla alakalı her zaman verdiğimiz taktiği uygulamayı unutmayın arkadaşlar. Kelimelere masa başında değil, dışarıda gezerken, takılırken, sohbet ederken bakmanız hafızanıza kelimelerin daha iyi yerleşmesini sağlayacak. The internet konusundan da, on the phone konusundan da, in the kitchen konusundan da orta seviye sorular geliyor. Şimdi ilk başta büyük resmi göreceğiz. Sonrasında konumuzu özetleyeceğiz ki daha çok zaten cümle tamamlama, soru cevap tamamlama gelecek. Ardından da sizler mutlaka yeni nesil sorular çözmeniz gerekiyor. LGS ilk tekrar setimizde de yine İngilizce ile alakalı biliyorsunuz ki hem programı şöyle koyalım. Hem arkadaşlar ilk tekrar kitabımızın içerisindeki soruları mutlaka bitirmeniz lazım. Burada on the phone ve aynı zamanda the internet ve in the kitchen konusuyla alakalı tüm soruları bitirmeniz gerekiyor. Bu arada ana denemelerinde hataların çıkıyor mu Tonguç'um? Hayır hocam. Çok güzel atıyorsun. Hata çıkmadan olabilir mi Tonguç'um? Mutlaka çıkıyordur ama önemli değil. Hatalarımız çıktıktan sonra mutlaka bu sayısal ya da sözel detaylı analiz sayfamızdan tek tek hatalarımızın üzerine gidelim. Yani burada diyelim ki İngilizce'de the internet konusunda hata yaptıysak mutlaka hemen onunla alakalı soruları çözelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi o zaman güzelce arkamıza yaslanalım ve sorularımızı çözmeye başlayalım. Şöyle bir dakika. Nerede? Hemen güzel bir şekilde videomuza başlayalım Tonguç'um. Evet Tonguç'um. Friendship konusunu öğrendik. Arkadaşlık, kardeşlik, dostluk, sevgi zaten bizim kardeşlik. Aynen en iyi bildiğimiz iş. Sonra teen life, gençlerin yaşamına baktık. Orada ben devre dışı kaldım, sen gençlerin yaşamını anlattın. Mükemmel bir şekilde kendi hayattan bize bukleler sundun. Ve like'larını, dislike'larını anlattın. En çok neyi like ediyorsun Tonguç'um? En çok hocam Instagram'da araba fotoğraflarını like ediyorum hocam. Güzel, gerçekten saçma sapan bir hayatım var. Ve sonra personal opinions, kişisel fikirlere baktık. Buradan soru gelme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledik. Tabii mutlaka İngilizce'nin şöyle güzel bir özelliği var. 10 tane ünite var, 10 tane soru geliyor. Her üniteden bir tane soru soruyorlar. Ünitenin kendi içerisinde hangisinden daha fazla soru gelebilir dediğimizde de burada personal opinions yani kişisel fikirler ve likes ve dislikes'e dikkat edelim dedik. Şimdi artık yemek yapma zamanı. Çünkü acıktık. Bu kadar İngilizce çalışınca insan acıkır ve hemen mutfağa gideceğiz. Şimdi adeta bir İngiliz aşçı gibi in the kitchen yani mutfakta konusuna bakacağız. Burada yine vocabulary, description about a process yani bir sürecin yapımı yani bir menemen nasıl hazırlanır, bir omlet nasıl yapılır, bir kek nasıl yapılır bunu bilmemiz lazım. Bunu bütün ev erkekleri, ev kadınları herkes biliyor bize bilmemiz lazım. The overall meaning of short text yani bütün tekstlerin bütündeki manasını anlamaya çalışacağız. Peki diyeceksin ki hocam bana sorudan bahset diyor musun? Diyebiliyorum hocam. Diyebiliyorsun. O zaman bana hangi sorudan gelir dediğin zaman birincisi buradaki kelimeleri iyi bilmemiz lazım. Çünkü kelimeleri bilmiyorsak bilhassa in the kitchen konusunda soru gider. Yani bazen burada işte kesmek veyahut da pişirmek, kızartmak kelimesiyle alakalı resim veriyor sana. Mesela ızgaranın grill resmini veriyor. Sen burada eğer o kelime bilmiyorsan kaldın. Soru gidiyor. Güle güle el salla soruyor. Dolayısıyla burası in the kitchen ünitesine bak. Diğerine hep 4 vermişim, 3 vermişim. Burada 5 veriyorum. In the kitchen ünitesinin kelimelerini iyi bilmelisin. Diğerlerine ise 4 veriyorum. Çünkü burada da mutlaka soru gelme ihtimali var. Gelelim şimdi in the kitchen ünitesinde mutfağa gidiyoruz. Mutfak önlüklerimizi giyelim ve videomuza başlayalım. Şimdi mutfağa geldik. In the kitchen'dayız ve ne yapacağız? Mutfaktaki birçok kelimeyi geçeceğiz. Demiştim ki sana Tonguç hatırlarsan büyük kağıtta. Vocabulary en önemli kısım. Buradan mutlaka soru gelecek demiştim. O yüzden şimdi hemen vocabulary ile başlıyoruz. Burada bazı kelimeleri ben sana Türkçesini söyleyeceğim. Sen de oku bakalım. Hemen başla. A bunch of demek demet demek Tonguç. Hatta pardon aynı renkle yazmayayım ki şöyle dikkatimi çeksin. Şu demet kelimesini koyalım. Bir demet demek. Bir arkadaşımı demet mi hocam? Hayır hayır yani böyle bir demet maydanoz mesela. Bir demet marul. Bir demet ne bileyim. Hıyar. Hıyar olmaz. Hıyar şeyle demet de olmuyor. Burada bir demet mesela roka, tere, maydanoz bu tarz otsal şeyler. Evet. Bunu oku bakalım hemen Tonguç. A coffee cup of. A cup. E'leri söyleyeceksin en başta. A coffee cup of. Evet. Bir kahve fincanı diyoruz. Başka devam et. A cup of. Bir kupa. Başka. A glass of. Bir bardak. Başka. Hindistan aksanıyla okuyabilir miyim hocam? Hindistan aksanıyla okuyabilirsin evet. A handful of. Bir avuç dolusu mesela. Bir avuç dolusu tuz at diyor adam mesela. Evet. A leaf of. Bir yaprak.
Bir demet yani bir yaprak, evet. A pocket of. A pocket of yani bir paket. Bu tabii pocket olacak. Bir paket diyelim. Tamam. Başka? A pinch of. Yani burada bir tutam. Hani şöyle atıyor ya şey adam. Onun gibi bir tutam. Başka? A sheet of. Sheet de. Tövbe yarabbim ya. Sheet değil. Tonguç'um sheet diyor. Dolayısıyla burada iki tane E olduğu için, iyi olmadığı için başka bir anlam var. Burada da bir tabaka. Evet. Devam edelim. A spoon of. Burada da bir kaşık anlamına geliyor. Başka? A teaspoon of. Burada bir çay kaşığı daha az yani. Mesela diyelim ki tuzu biz genellikle az bir yemek yapıyorsak bir çay kaşığı atarız. Çok büyük yemek yapıyorsak bir kaşık atarız. Sonra some görüyoruz. Some biraz ya da birkaç anlamına geliyor. Any hiç anlamına geliyor. A lot of çok anlamına geliyor. Hem sayılabilen hem sayılamayan. Yani hem countable hem de uncountable kelimelerde kullanabiliyoruz. A few birkaç anlamına geliyor Tonguç evladım benim. A little da az anlamına geliyor. Şimdi hemen diğer kitchen tools. Bayılıyorum İngilizce mutfak sanatlarına. Mutfak sanatlarını bilmemiz lazım. Çünkü İngiliz aşçı bu kelimeleri biliyorsa bizim de bilmemiz gerekiyor. Evet hemen oku bakalım kelimeleri. Baking tray. Burada pişirme tahtasını görüyorsun. Pişirme tahtası. Devam et. Bamboo mat. Bu da mat paspas demek. Bamboo mat de bambu paspas oluyor. Yani paspas var ya yerleri silmek için kullanıyoruz. Evet devam edelim. Blender. Blend karıştırmak demek. Blender da karıştırıcı. Evet. Bowl. Bu da kase anlamına geliyor. Mesela yoğurt kasesi ya da çanak anlamına geliyor. Ya da tas anlamına geliyor Tonguç'um. Evet. Cake pan. Bu da cake pasta demek. Pasta kalıbı. Yani pasta fırınlarını. Pasta ay senin kalıbına yarabbim aynen. Ya. Pastanın kalıbına kötü bir şey yapamayız. Orada yemek yiyoruz çünkü. Evet, fork. Fork. Çatal demek Tonguç'um. Çatal derken tabii... Can you give me fork please? Yani bana bir çatal verir misin diyorsun mesela garsona. O da sana diyor ki tabii ki diyor. Evet devam edelim. Freezer. Freeze donmak demek. Freezer da dondurucu olmuş oluyor Tonguç'um. A grater. Great rendelemek demek. Grater da rende oluyor. Grill. Izgara anlamına geliyor Tonguç'um. Ice cream spoon. Dondurma kaşığı. Ice cream'in zaten dondurma olduğunu ilkokul 1'de öğrenmiştin. Spoon da kaşık anlamına geliyor. Knife. Knife değil. Bak İngilizce böyle... Böyle K ile başlayıp mesela başkan olabilir. Böyle mesela bu şövalye demek, bu bilmek demek, bu bıçak demek. Bunların başındaki K'leri okumuyoruz. No, knife, knife şeklinde okuyoruz. Dolayısıyla bunu başında K olmadan oku bakalım Tonguç'um. Knife. Harikasın. Bıçak anlamına geliyor. Evet. Mixing bowl. Bu da karıştırma kabı anlamına geliyor Tonguç'um. Oven. Oven, ocak anlamına geliyor. Evet. Plastic wrap. Bu da stretch film yani plastik dürüm diye çeviremeyeceğimiz stretch film olmuş olan yani var ya. Plastic wrap. Wrap değil de wrap dememiz gerekiyor. Burada tabii ki yine W'yu okumamız gerekiyor. Okumamız plate. Gerekiyor. Plate tabak anlamına geliyor Tonguç Eladim. Pot. Pot kırdım. Potu kırmamamız lazım işte. O da potu kırarsak çanak kırmış oluyoruz. Demir refrigerator. Refrigerator. Refrigerator da buzdolabı yani freezer'la aynı anlama geliyor. Evet. Saucepan. Bu tabii o harfi olacak. Saucepan de Tonguç'um yine kaşık pardon tencere anlamına geliyor. Evet devam edelim. Spoon. Kaşık anlamına geliyor. Strainer'a baktığımızda strain süzmek demek. Strainer da süzgeç anlamına geliyor. Tablespoon da yine yemek kaşığı anlamına geliyor. Spoon kaşıktı. Hani masa kaşığı değildi yemek kaşığı diyor. Hemen diğer kelimelerimizi bitirelim artık son kelimelerimize geliyoruz. Burası önemliydi. Şimdi burada bak kesmekle alakalı, karıştırmakla alakalı ve tabii ki pişirmekle bununla alakalı. Bununla ilgili soruları yapabilir miyim hocam? Ya direkt bununla alakalı kelime gelebiliyor bazen. Adam sana şunu veriyor, bunun ne olduğunu sorabiliyor kelime bilgisi açısından. Evet şimdi. Chop, cut, dice, peel, slice. Harikasın bak. Chop doğramak demek, cut kesmek demek, dice küp küp doğramak demek. Yani böyle hani domatesleri bazen küp küp doğrarlar ya, küp küp doğramak demek. Peel yine şeftaliyi veyahut da salatalığı soymak anlamına geliyor. Slice da dilimlemek ekmeği ya da bir pastayı dilimlemek anlamına geliyor. Mix, stir, whisk. Tamam. Burada mix de stir de karıştırmak anlamına geliyor. Karıştırmak. Burada whisk anlamına baktığımızda yine çırpmak. Hani böyle şeyle bu robotta diye çırpıyor ya neler. O tarz şeylere biz bu kelimeyi kullanıyoruz. Bake, boil, cook, fry, grill, heat, roast, steam. Evet gerçekten İstiklal Marşı gibi okudun. Tebrik ediyorum seni. Bake fırında pişirmek anlamına geliyor. Fırında pişirdiğimiz zaman biz bake kelimesini kullanıyoruz. Boil ise kaynamak. Yani mesela makarnanın suyunu kaynattığımızda kaynamak anlamına geliyor. Kaynamak anlamına geldiği gibi kaynatmak anlamına da gelebiliyor. Cool yine cook
yine pişirmek anlamına geliyor. Yemeği pişirmek için hatta cooker diyoruz mesela. Cook aşçı anlamına da geliyor aynı zamanda. Fry kızartmak anlamına geliyor. Patates kızartmak dediğimizde. Veyahut da grill ızgara yapmak. Izgara köfte yaptığımızda ızgara yapmak diyelim şöyle. Grill kelimesini kullanıyoruz. Heat yine ısıtmak. Çorbayı ısıtabiliriz ya da yemeği yeniden ısıtabiliriz. Roast fırında kızartmak anlamına geliyor. Kızartmak değil de tabii fırında kızartmak anlamına geliyor. Steam ise buharda pişiriyoruz. Bazen daha sağlıklı olması için biz yemekleri buharda pişirmemiz gerekir. Bu da buharda pişirmek anlamına geliyor. Şimdi devam edelim. Burada crack diye bir kelimemiz var mesela. Kırmak anlamına geliyor. Crush ezmek anlamına geliyor. Grate rendelemek anlamına geliyor. Tonguç evladım benim. Hatırlarsan K'yi okumuyorduk. Knead yoğurmak anlamına geliyor. Knead the dough diyoruz mesela. Hamuru yoğurmak. Mash yine ezmek anlamına geliyor. Mince yine kıyma haline getirmek. Kıyma haline getirmek anlamına geliyor. Skewers'a baktığımızda ise bu sefer sıkmak anlamına geliyor. Marinate'e baktığımızda marine etmek yani terbiye etmek. Hani terbiyeli tavuk diyoruz ya. Terbiye etmek anlamına geliyor. Pour'a baktığımızda yine dökmek anlamına geliyor. Put'a baktığımızda koymak anlamına geliyor. Roll'a baktığımızda yuvarlamak anlamına geliyor. Serve'e baktığımızda yine sunmak anlamına geliyor. Shape'e baktığımızda şekil vermek anlamına geliyor. Spread kelimesi ise burada yayıyoruz yani. Hatta spread yaygın da demek anlamına geliyor. Spread yani. Ekmeğin üzerine tereyağı yayıyoruz. Harikasın, tebrik ediyorum. Ama bazen de sen derse çok yaydım hocam ben derse. Evet, bazen derslerde çok yayıyorsun. Sprinkle'a baktığımızda ise eklemek. Böyle yemeğin üzerine bir şeyler mesela karabiber falan eklemek anlamına geliyor. Gittikçe yana kaymışım gördüğün gibi. Hocam add, gerçekten siz de iyice yaydınız dersi. Aynen ben de dersi yaydım şu anda gerçekten. Sprinkle serpmek anlamına geliyor. Tonguç'um add'le karıştırdım ben burada. Add'e bakıp şey yaptım. Sprinkle serpmek. Hani böyle hani şey yapıyor ya, Nusret böyle döküyor ya, onun gibi serpmek milli markamız. Add de yine eklemek anlamına geliyor. Addition zaten matematikte toplama olarak karşına gelecek. Add eklemek. Cover yine örtmek, kapatmak anlamına geliyor. Freeze de yine freezer'ın dondurma olduğunu buzdolabı olduğunu hatırlarsan freezer dondurma olduğunu anlarsın. Şimdi geldik bu tarafa. Burada şimdi bazı sıralama kelimeleri var. Bayılıyorum sıralama kelimelerini hocam. First ilk başta. Then sonra next ardından. Second ikincidir. Second ikinci. After de daha sonra. Third final, üçüncüdür. Tebrik ediyorum gerçekten mükemmelsin. Finally de en sonunda gibi oluyor. Şimdi bu tür soruları sana sınavda sordukları zaman böyle bir şey verip sana first'ün ve final'ın ne olduğunu bilmezsen yapamayacağın bir soru soruyorlar. Ama first'ün ne olduğunu biliyorsan, final'ın ne olduğunu biliyorsan soruyu rahatlıkla yapabilirsin. Yani en son yapılacak şeyin yanına finally konulacağını, İlk yapacak şeyin başına da first konulacağını bilirsen next mi gelecek, after that mi gelecek diye sıralayacak bir şeyi sormuyorlar. Çünkü o artık omlet yapmayı bilmekle alakalı oluyor. Ama sen bir şey mesela ilk başta yumurta kırılacağını bilmen lazım. Yani yumurtayı kırmadan nasıl bu kadar peynir rendeli veya şunları kaşır? İlk başta peynir rendeli yapabiliriz. Siz ne karışıyorsunuz benim işime hocam? Annem işimde karışılmasını hiç sevmez hocam. Doğru. Aslında mantıklı bir şey söyledim. Evet, şu anda İngilizcenin çöktüğü yerdeyiz arkadaşlar. Buradan itibaren. Welcome to Woman's World. Evet, kadınların dünyasına giriyoruz. Şimdi bir hattımızda bir annemiz var. Annemizi telefonumuza bağlı. Merhaba evladım. Sevgili teyzeciğim, öncelikle sizi rahatsız ettik bu saatte. Şunu sormak istiyorum. Biz İngilizce'de öğrencilerimize öğretirken diyoruz ki önce yumurtayı kırmalısın. Ardından işte tuz eklemelisin. Ardından şunu yapmalısın, ardından şunu yapmalısın şeklinde gidiyoruz. Bu çocuklarla hep bir halt olmaz evladım. Evet, haklısınız ama ben şunu söylemek istiyorum. Yani eğer biz bir omlet yapacaksak sizce önce yumurtayı mı kırmalıyız yoksa işte kaşarı mı? Yumurtayı kırmalısınız tabii ki. Tamam, teşekkür ederim. Biz de Milletin Bakanlığı'ndan aldığımız bilgiler doğrultusunda omlet yapımında bu tarz bir yöntem kullanıyorduk. Tonguç'um bu da sana kapak oldu. Gördüğün gibi bir anne de bağlandı ve bir teyzemiz, bir ev hanımımız. Hattan düştü hocam teyzemiz. Hattan sen düşürdün, ben biliyorum seni. Neyse, dolayısıyla ilk başta first diyoruz biz yumurtayı kıracağız. Second ikincisinde tuz ve yumurtayı çırpacağız. Tuz ekleyip yumurtayı çırpacağız. Ardından then sonrasında ne yapacağız? Tereyağı koyacağız tavanın içine. Çünkü önce bunu koyarsan yumurtayı kırarken kaybedeceğin vakitle buradaki yanabilir. Yağ yanar Allah korusun. Allah korusun, yangın çıkar. Sonrasında tereyağını ısıtacağız ve karışımı dökeceğiz içine. Kızarmış tavanın içine ve pişireceğiz. En sonunda da peyniri rendeleyeceğiz ve yumurtanın üstüne koyacağız. Niye? Peynir de gene solmasın, sararmasın diye. After that de en sonunda da yani daha sonunda da ne yapacağız? Bu peynirle beraber bu ikisini birleştireceğiz. En sonunda ne diyeceğiz? Bak. Yumburlop. En sonunda mideye gömeceğiz. Yani
Finally, serve it immediately diyoruz Tonguç evladım benim. Şimdi bir de emir cümleleri var, imperatives. Biz emir, bak imparator diyoruz. İmparatorlar ne yapar? Emir verir. İşte emir cümlelerine İngilizler de imparatordan gelen imperatives demişler. İmparatordan gelen, emperordan gelen. Siz de imparator gibi adamsınız değil mi gerçekten hayır, de? Hayır, ben şimdilik düşes ya da Roma imparatoru gibisiniz. Hayır, yani. Hayır öyle bir şey yok. Ben de bir dük havası hissediyorum. Kontsunuz hocam. Hafif bir kont havası hissediyorum kendime bazen böyle aynaya baktım. Acaba ben kont muyum? Kontrakula. Ne diyorsun Tonguç? Kontrakula korkunç bir şey. Neyse şaka bir yana. Chop the onions demiş. Soğanları doğra. Ya sana ne diyemezsin. Çünkü orada emir verirken adam esasında doğrar mısın demek istiyor. Veyahut da slice the tomatoes. Domatesleri dilimle. Veyahut da don't boil it. Onu kaynatma. Don't serve it hot. Onu sıcak servis etme diyebiliyoruz. Şimdi iki tane sorumuz var ve ardından konumuzu bitiriyoruz. Oh be. New generation yani next generation. Gelecek nesil, yeni nesil sorumuza bakalım. Şimdi Sofya diyor ki I'm kneading the dough now. Ben şimdi neydi bunun adı? Hamuru yoğuruyorum. Yoğuruyorum diyor. Şimdi bak al sana. Bu kelimeyi bilmezsen yapamazsın mı soruyor? Aynen kelime soruyorlar demiştik zaten. Which picture shows that what Sofia is doing? Sofia'nın ne yaptığını hangi resim gösteriyor? Bak burada gördüğün gibi. Chopping the onion. Evet chopping diyorum. Burada tebrik ediyorum seni. Chopping. Burada resmen şey yaptım. Grating the evet, cheese. Grating the cheese. Burada rendeleme yapıyordu. Burada. Yukarısı hocam. Burada ne yapmış? Boiled'ı spagetti. Boiled spagetti. Şey yapmış. Pasta. Boiled'ı pasta diyebiliriz. Yani pastayı şey yapmış diyebiliriz. Burada ise işte meet the dough diyebiliriz. Yani cevabımız o yüzden Denizli. Gerçekten çiğ köfte yoğurur gibi hamuru adeta yoğurur. Şimdi geldik yeni bir sorumuza. Gerçekten sıra dışı yeni nesil ve lezzetli bir soru. Of çok güzel bir soru gerçekten. Şimdi demiş ki which ingredient isn't necessary according to the recipe above? Ha. Of kelimeyi bilmezsen yapamazsın. Hangisi gerekli değil diyor bak şimdi. An egg, yumurta gerekli mi? Gerekli. O zaman A seçeneği cevaplarımızın arasında var. Sonra butter, tereyağı var. Sonra a glass of sugar, sugar şeker de var. Gördüğün bak küplerden yapmışlar. Şimdi burada çikolata var. Ama şimdi kardeşim two glasses of flour, un. Un resmi yok. One teaspoon of baking powder. Kabartma tozu. Bu kabartma tozu ne? Bu ne kardeşim bu? Kabartma tozu beyaz renk olur. Un beyaz renk olur. Yağ hiç benzemiyor zaten. Şeker burada. Tereyağına da benzemiyor. Tereyağı da burada zaten. Yumurtaya da mı? Yumurta da burada. O zaman... Hocam o hakiki tereyağı değil yalnız. Nereden biliyorsun? Çünkü şeklinden anladım ben. Aynen orada bu birazcık margarine benziyor. Gerçekten benim de canımı sıktı. Ama hiç korkmamıza gerek yok. Şimdi mutfaktan çıkıyoruz. Hadi bakalım diğer ünitemize gitmek üzere. Büyük kağıda gidelim Tonguç'um. Evet Tonguç'um. Mutfaktan çıktık. Şimdi nereye gidiyoruz? Telefon görüşmesi yapmaya gidiyoruz. Niye? Çünkü önemli telefon görüşmeleri bazen ertelenemez. On the phone konusunda vocabulary, a phone conversation, will be future konusuna bakacağız. Burada en önemli kısmı söylüyorum. A phone conversation. Yani bir telefon görüşmesi çok çok önemli buraya. Beş diyorum Tonguç'um. Vocabulary kısmı yine önemli. Will future hatta bir yazıyorum. Yani böyle gelecek zaman, geçmiş zaman bunların hangisi evet, olur? Evet telefon çalıyor hocam. Bir telefonumuz var. Alo, alo. Alo, merhaba efendim. Sizinle görüşmek istiyordum ben. I don't know Turkish. Can you speak English? Hello, hello. I cannot understand you. Şeyden arıyorum. Wuhan'dan arıyorum. Wuhan, why you are calling from Wuhan? Wuhan'dan sevgiler, selamlar söylüyorum size. Aleyküm selam, aleyküm selam. Kendinize dikkat edin. Sıkı giyinin, sıkı korunun. Aman aman gribe yakalanmayınız. Hadi bakalım görüşmek üzere. Şimdi hemen kapattı. Gerçekten Çin'de de Türkçenin konuşulması güzel bir şey olmuş. Şimdi on the phone konusunun gel detaylarına girelim Tonguç evladım benim. Gerçekten heyecan dolu, sıra dışı, büyüleyici İngilizce dünyasıyla devam ediyoruz. Evet Tonguç'um, on the phone konusunda gerçekten önemli kısımlar var. Ama bizim için en önemli kısım following a phone conversation. Yani bir telefon görüşmesinin neresine olduğunu bilmemiz lazım. Kelimelermiş. Yok mesela will feature. Bunu sormayacaklar. Hangisine will gelir, hangisine won't gelir. Böyle bir şey sormuyorlar. Tabii ki yine bazı kısa tekstleri yani paragrafları da anlamamız lazım. Hemen bazı kelimelerimize başlayalım. Sen kelimeleri hızlı bir şekilde okuyorsun. Ben de hemen Türkçesini söylüyorum. Appointment. Randevu demek Tonguç evladım. Book a room. Burada book deyince tabii insan aklına kitap geliyor ama bu Facebook ayırtmak alalım. Bu oda ayırtmak anlamına geliyor. Confirm your reservation. Hatta booking.com var Türkiye'den çıkarılabiliyorsun. O mesela oda ayırtma yeri gibi bir şeydi. Devam edelim. Confirm your reservation. Confirm your reservation da rezervasyonunu onaylamak. Rezervasyon zaten Türkçe'de geçmiş. Rezervasyonunu onaylamak diyoruz. Evet. Departure time. Departure time kalkış saati. Yani uçağın kalkış saatine bakıyorsun. Arrival time.
varış saati mesela vardığımda İstanbul'a vardım ya da Antalya'ya vardım ya da Londra'ya vardım saat kaç olacak onu görüyorsun. Destination of flight, of the flight. Destination of the flight'ta uçuş bak, flight uçuş demek uçuş istikameti. Acaba nereden uçuyor yani Akdeniz'in üzerinden mi uçuyor, Ankara'ya nereden gidiyor, dağlardan mı gidiyor, hangi yoldan gidiyor, aktarmalı mı gidiyor bunu görüyoruz. Evet, keep in touch. Keep in touch. Bu da yani iletişim kurmak anlamına geliyor. Yani iletişimde kalmak yani. Touch dokunmak demek, keep de korumak demek. Keep in touch'ta iletişimde kalmak anlamına, iletişim kurmak, iletişimde kalmak anlamına communication geliyor. Communication yine iletişim anlamına geliyor Tonguç evladım. Communicate iletişim kurmak. Communicate de, communication'da iletişim. Call center'da yine yine call center iletişim çağrı merkezi. Harikası Tonguç evladım. Çağrı merkezi anlamına geliyor. Lütfen call center'ımızı arar mısınız? Bizi meşgul etmezseniz seviniriz. Evet. Telefonu kaldı şey pick up the phone. Burada tabii istikamet kelimesi senin için kafanda böyle anlamsız bir kelime olmuş olabilir. Destination of flight uçuş, uçtuğu yer diyelim buna. Hatta daha net olması için uçtuğu yer. Nereye gidiyor yani hani uçtuğu yer. Devam edelim. Pick up the phone da burası daha da kafanı karıştırdı. Şöyle güzel yazalım ki kafan hiç karışmasın. Uçtuğu yer. İstikamet falan eski kelimeler olduğu için bazen öğrenciler bilemeyebilir. Arapça kelimeleri anlayamıyorum hocam. Evet, esas Arapça kelimeleri anlaman lazım. İngilizce kelimeleri anlamaman lazım. Ama tabii biz artık dejener olduk. İngilizce ben dejenereyim. Pick up the phone. Pick up the phone'da telefonu kaldırmak olduğunu görüyoruz. Telefonu kaldırmak. Keep calm. Keep calm, study hard. Evet, sakin ol ve çok çalış diyorsun. Tebrik ediyorum seni gerçekten. Kendi yanlarını başkasına tavsiye veriyorsun. Donate de bağış yapmak. Donation, bağış anlamında. I wait for your donations. Bağışlarınız için bekliyorum. Bill yine... Bill Gates. Bill Gates fatura köprüsü. Yani fatura girişi. Adam burada... ismiyle vallahi özellikle. Aynen, zaten herkes para kazanmış oradan herhalde. İsminden dolayı... Make a complaint. Bu da şikayette bulunmak. Make yapmak, bulunmak demek burada... Complaint'de şikayet oluyor. Make a reservation. Rezervasyon zaten. Rezervasyon yapmak diyelim. Bunu zaten Türkçe'ye geçtiği için artık biliyoruz. Rezervasyon yapmak. Receive yine almak anlamına geliyor. Receiver hatta alıcı anlamına geliyor. I think bence, I guess, sanırım, suppose, I suppose, sanırım anlamına geliyor ikisi. I believe, inanıyorum. I'm sure da eminim anlamına geliyor. Burada en çok kullanılanı I think yani bence kelimesi. Şimdi artık başlıyoruz. Telefonda kendini tanıtırken introducing yourself on the phone birisi diyorsun ki this is Tonguç. Yani merhaba ben Tonguç demiyorsun da Türkçe. Bu Tonguç. Bu Tonguç diyorsun veya Tonguç is speaking. Tonguç konuşuyor ya da it is Tonguç calling. Tonguç arayan Tonguç diye kendini tanıtıyorsun. Sonrasında could I veyahut da may I veyahut da can I speak to Tonguç please? Tankut'ta konuşabilir miyim diyorsun. Yani burada konuşabilir miyim, yeteneğim var mı diye. Konuşabilir miyim yani izin verir misin, yardımcı olur musunuz bana aslında? Veya could you put me through Tankut please? Beni Tankut'a bağlayabilir misiniz? Veyahut da hello this is Tonguç calling. Is Tankut in? Merhaba Tonguç arıyor. Tankut orada mı? Veyahut da yani ben Tonguç demek istiyorsun esasında. Veyahut da hello selam aleyküm yani merhaba. This is Tonguç calling for Tankut. Ben Tonguç'um Tankut arıyorum demiyorsun da Tankut'u arayan Tonguç'u diye kendini İngilizce böyle saçma sapan şekilde tanıtabiliyorsun. Bir de the person you have called is cannot be reached at the moment. The person you have called cannot be reached at the moment. Evet, please call try again later. Evet, bu normalde telefonu aradığımızda eğer karşı tarafın telefonu kapalı olursa duyduğumuz cümle. Burada ise the person you have called is not available dediğimiz yani ulaşılamıyor dediğimizde şöyle şeyler var. Mesela I'm afraid korkarım. He is not available at the moment. Şu anda müsait değil. He has gone out. O gitti diyoruz. Ve aynı zamanda I'm afraid korkarım Tankut isn't at home right now. Tankut şu an evde değil. Ve hatta I will him when he gets back. I will call him. I will give him. I will call him when he gets back. Ve hatta he will get back to you as soon as possible. Size en kısa zamanda dönecek. Ve hatta I will note a memo for him. Onun için bir not alabilirim. Veyahut da may I take a message? Bir mesaj alabilir miyim? Yani mesajınız bir notunuz mesajınız var mı? Mesajınız varsa alabilir miyim lütfen rica ediyorum. Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misiniz? Hayır hiç istemiyorum. Tamam. Can I have your name please? İsminizi alabilir miyim diyebiliyoruz. Veyahut da bir kişi telefonda bekletmek istiyorsun. Bekle çatlama diyeceksin mesela. O zaman... Bekle işin ne? Bekle işin ne? İşsiz bir insansın. Could you veyahut da can you hold on a moment please? Bekleyebilir misin? Ya da don't hang up the phone please. Yani telefonu kapatman bekle. Hang on a minute please. Yani bekle çatlama. Bekle bir dakika çatlama.
Hold on please, bekle, çatlama yine anlamına geliyor. Bu da wait a minute, bekle. I will take a note, bir not alacağım diyebiliyoruz. If you don't understand what they have said. Eğer karşı taraftaki anlamadın yani. Kardeşim ne diyorsun anlamıyorum. Mesela karşı taraftaki Hindistan. Basmıyor kardeş karşıda. Hayır, karşı taraftakinin İngilizcesi Hindistan İngilizcesi veya da anlamsız bir İngilizce. Anlamıyorsun. O zaman diyeceksin ki can you repeat that please? Tekrar edebilir misiniz lütfen? Ya da can you say it slowly please? Daha yavaşça söyleyebilir misiniz lütfen? Veya da can you say it again? Tekrar söyleyebilir misiniz? Can you please repeat it? Tekrar edebilir misiniz? It's a bad line. Yani hat kötü, anlaşılmıyor. Could you speak louder please? Daha yüksek sesle. Loud yüksek. Louder daha yüksek sesle konuşabilir misiniz lütfen? Veyahut da bu ne olabilir mesela? I can't hear you well. I can't hear you well diyebiliyoruz. Veyahut da pardon me. Anlamadım. Veyahut da say it again please. Lütfen tekrar söyle. Veyahut da başka ne diyebiliriz mesela? Repeat it please. Tekrar söyler misin? Repeat it please. Onu lütfen tekrar eder misin? Sorry, what did you say? Özür dilerim. Tabii karşı taraftakini eğer anlamadıysan ve anlamadığını söylüyorsan önce bir özür dilemen lazım. Çünkü önce hatayı kendine bilmen lazım. Belki de sen kendi dangozluğundan dolayı anlayamadın. Belki de karşı taraf çok hızlı konuştu anlayamadın. O zaman bir özür mahiyetinde sorry, what did you say? Ne söylüyorsunuz diyebiliriz. Şimdi o zaman can you repeat it? Tekrar edebilir misin? Can you say it slowly? Tekrar yavaşça söyleyebilir misin? Can you say it again? Tekrar söyleyebilir misin? Kötü bir hat. It's a bad line. Could you speak louder? Burada I beg your pardon. I beg your pardon. Yani anlayamadım. Bir kez daha söyleyebilir misin diyebiliyoruz. Lütfen özür dilerim. Efendim anlayamadım. Aynen ne diyorsun yani? Pardon kardeş anlaşılmıyor diyebiliyoruz. Can you please tell him that Tonguç called? Ona tekrar söyler misin Tonguç'un aradığını? Burada mesaj bırakıyorsun. Veyahut da you tell her, ona söyleyebilir misin? Everybody can but Berkant. Bakalım nasıl oluyor. Everybody can but Berkant. Arkadaşımdır Berkant kendisi hocam. But Berkant. Ha Berkant. Benim arkadaşım hocam. Aynen güzel. Zaten yapamayan insanlara genelde Berkant ismini veriliyor. Ama yapabiliyorsa da Berkan ismi veriliyor. Berkan diye bir arkadaşım da var. Berkan yapabilen, Berkant yapamayan oluyor. Sıkıntı yok. Gerçekten böyle saçma esprilerle devam ediyoruz. Şimdi, could you ask me him to call me back please? Beni tekrar aramasını söyleyebilir misin? Could you tell her to contact with me? Benimle iletişime geçmesini sağlayabilir misin? Could you tell him to call me back today? Bugün tekrar aramasını söyleyebilir misin? I will call you later. Daha sonra arayacağım. Ya I'll get back to you in an hour. Yani bir saat içinde döneceğim. Ya da let me tell you my number. Sana numaramı söylememe izin ver diyebiliyoruz. Şimdi bir de sınavda çıkmayan will kısmı var ki. I will call back later. Bunu kısaltılmış hali I'll diye yazıyor. I will answer it. I will buy it. I will help you. Ya da olumsuzu. I will not ya da you won't help you diyebiliyoruz. Ecek anlamı katıyor. Seni arayacağım, seni cevaplayacağım, onu cevaplayacağım, onu alacağım ya da sana yardım edeceğim diyebiliriz. Sorusunda ise başına sadece will'i getiriyoruz. Bu kadar basit. Fiilin hişi itli hali yok. Sadece fiilin birinci halini koymamız yeter. Will you call back later? Daha sonra arayacak mısın? Will we answer it? Biz cevap verecek miyiz? Will he buy it? O bunu aldı mı? Will alacak mı? Will she help you? O sana yardım edecek mi? Diyebiliyoruz. Şimdi artık sorularımıza geldik ve ardından da hemen son ünitemize geçeceğiz birinci dönem için. Teens communication preferences. Yani öğrencilerin, gençlerin alışkanlıklarına bakıyoruz iletişimde. Mesajlaşma %55, telefon görüşmesi %30, elektronik posta yollamak %15. Demek ki daha çok mesajlaşıyorlar. En çok da mesajlaşmada da WhatsApp kullanıyor, öyle değil mi Tonguç'um? Which of the following is not correct according to the table? Tabloya göre hangisi yanlış oluyor? Teens, gençler mostly prefer texting message. Gençler genellikle mesaj atmayı tercih ediyor. Doğru. Sending an email is less popular than making a phone call. Elektronik posta yollamak, telefon görüşmesi yapmaktan daha az popüler. Bu da doğru. Teens would rather text message than send an email. Gençler mesaj yollamayı elektronik posta yollamaktan daha çok seviyor. Bu da doğru. Making a phone call is the most popular. Telefon görüşmesi yapmak en popüler diyor. Hayır, en popüleri text message yapmak. O yüzden dolayısıyla Denizli seçeneğimiz yanlış diyoruz. Geldik başka bir soruya. Aa bu sefer sıralama yapacağız. Oo en sevdiğim şeydir hocam. Benim de en sevdiğim bu gerçekten. Choose the correct answer. Doğru cevabı seçin. To put the conversation above in the correct order. Yani doğru sıraya koymaya çalışın diyor. Şimdi
Bir kere okey I'm waiting ile başlayamaz bu. 4 ile başlayamayacağı için 4'ün olduğu seçeneği eliyoruz. Öyle bir seçenek olmadığı için kalıyoruz. Veyahut da mesela hello can I speak to Carol please? 3 ile başlasa. Sonra o diyor ki 3'ten sonra ne gelmiş mesela? 2 gelmiş. May I ask who is calling? Kimin aradığını sorabilir miyim önce? Aradın ama. O da cevap veriyor. This is John Black. Bu John Black diyor. Tamam mantıklı. Can you hold on a moment please? Birkaç dakika bekleyebilir misiniz çatlamazsanız eğer diyor. O da 4. Okay I'm waiting. İşte bu gerçekten A seçeneği oldu. Demek ki bu tarz sorularda biz eğer hangisi olamayacağını zaten biliyorsak oradan eleyebiliriz. Ya da seçeneklerden gidebiliriz. Seçeneklerden gittiğimizde de rahatlıkla başlayabiliriz. Bazı şeylere akıl mantık sırasına göre gidebiliriz. Şimdi on the phone ünitesini bitirdik. O zaman diğer ünitemiz için hemen büyük kağıda gidelim Tomuç'un. Gerçekten İngilizcenin büyülü ve sihirli dünyasına kaybolmamak için dikkat olmak lazım. Evet Tonguç'um artık senin en sevdiğin kısma geldik. Senin en sevdiğin kısmı bayılıyorum. İnternet. İnternet. Hocam günümün sadece 17 saatini internete geçiyorum. Daha fazla geçmemeye çalışıyorum. Çok güzel. Gerçekten disiplinli, akıllı ve mantıklı bir insan olduğunu söylemek isterdim. Fakat anlamsız. 17 saat internet demek Tonguç'um öyle bir şey yok. Günde maksimum. Ama hocam günümün diyorum yani hani. Gününün 17 saati çok fazla Tonguç'um. Dolayısıyla belki ayda 17 saat internete girebilirsin ama günde 17 saat çok fazla. Günde 1 saat yeterli. Bir de normal telefonda mesela WhatsApp'ta mesaj açtığın süreler de esasında internette geçirmek gibi olabiliyor. Şimdi internet konusunda kelime kısmı kolay. O yüzden buradan fazla kelimeye odaklanmamıza gerek yok. Ama özür dilemek, kabul etmek ya da teklifleri reddetmek konusuyla alakalı soruların çok geldiğini görüyoruz. Bir de tabii ki internet alışkanlıklarıyla alakalı tekstin de geldiğini çok görüyoruz. Dolayısıyla bu ünitede bu konulara dikkat edeceğiz. Şimdi hemen konumuzun özüne gidiyoruz. Hazırsan başlayalım. Hazırım hocam. Evet Tonguç'um internet konusuna geldik. İnternet konusunda zaten reddetmek, özürlerimizi kabul etmek ya da bazı teklifleri onaylamakla alakalı kısmın önemli olduğunu söylemiştik. Hiç vakit kaybetmeden hemen kelimelerimize bakalım. Kelimelerimizi zaten bu sefer hızlı bir şekilde yazdık senin için verdik. Burada hemen kelimelere baktığımızda internet addict, internet bağımlısı olduğunu görüyoruz. Addiction, internet bağımlılığı, habits, alışkanlıkları, safety, güvenliği, usage, kullanımı. Login, giriş yapmak, log off, çıkış yapmak, log out, çıkış yapmak anlamına geliyor. Sign in, giriş yapmak, sign up, kaydolmak. Register, kaydolmak, create, oluşturmak yani yeni bir hesap oluşturabiliyorsun. Nickname, takma ad, subscriber da Elon. Bunları sen zaten internet bağımlısı olduğun için rahatlıkla bildiğini düşünüyorum. Aktif kullanıcı yani active users, social media accounts, sosyal medya hesapları, social media users, sosyal medya kullanıcıları, social networking site, sosyal paylaşım siteleri, notifications, bildirimler, friend requests, arkadaşlık istekleri, post, gönderiler, profile picture, profil resmi, reply, cevap vermek, response, cevaplamak, ignore, yok saymak, search engine, arama motoru, browser'da tarayıcı anlamına geliyor. Delete'in silmek olduğunu, desktop'un masaüstü olduğunu, device, aygıt, download indirmek, upload yüklemek, file dosya, survey anket, alert level yani uyarı seviyesi, attach, eklemek, iletişime, yani attachment hani elektronik postalara ek yapıyoruz Tonguç'um yani resim ya da dosya, attachment'a ek olduğunu bileceğiz. Departure time, kalkış saati, check, kontrol etmek, click, tıklamak, comment, yorum yapmak tabii bu. Departure olacak burasına dikkat edelim. Comment yorum yapmak, confirm onaylamak, connect bağlamak, connection da bağlantı anlamına geliyor. Şimdi geldik buraya. Eğer sen kabul ettiysen diyorsun ki bir teklif geldi. I'm so busy. Çok meşgulüm. But I can't refuse it. Fakat reddedemem diyorsun. Çok meşgulüm ama bunu reddedemem. Of course. Tabii ki yani herhalde yani herald yani. Veyahut da sure. That sounds fun. That sounds awesome. That sounds great diyebilir. Yani niye? Bu kulağa hoş geliyor, harika geliyor. O yüzden ben de kabul ediyorum diyorum. Veyahut da yeah, that would be great. Yani bu yeah, evet bu harika olur diyoruz. Why not? Neden olmasın? Ya da yes, I'd love to. Yes, I'd like to da diyebiliyoruz. Evet, isterim kelimelerini kullanabiliyoruz. Refusing'e baktığımızda eğer reddediyorsak I'm sorry. But I can't. Üzgünüm ama yapamam. I'm sorry, I'm going to help my father. Üzgünüm babama yardım edeceğim. I'd love to. But I have to ya da I must to do something. Mesela yani çok isterim ama ödevimi yapmak zorundayım. Teyzeme gitmek zorundayım diyorum. Mesela I'd love to gelmek isterdim but I have to help my father. I'd love to but I must help my father. Babama yardım etmek zorundayım diyebiliyorsun. Sorry, üzgünüm but I'm too busy. Yani çok üzgünüm ama çok yoğunum diyebiliyoruz. Bir de interneti ne için kullandığımızı bize sorabilirler. For what purposes do you use the internet for? Ne amaçla kullanıyorsun? Mesela sen interneti ne amaçla kullanıyorsun? İnternet hocam insan arkadaşlarımı stalklamak için özellikle 7 tane fake account'um var hocam. Onlarla arkadaşlarımı 7/24 stalklıyorum hocam. Gerçekten kaliteli,
seviyeli ve başarılı bir insansın. Tebrik ediyorum seni. Stalker olman için iyi bir yoldasın. Tebrikler. Şimdi saçma sapan bir şey. Arkadaşlarını stalklamak demek en büyük hatalardan bir tanesi. Yani dedikoduculuk, arkandan böyle acaba ne yapıyorlar? Git söyle kardeşim, ben senin hesabını takip ediyorum de. Fake hesaptan takip etme. Ama tabii insan da merak ediyor. Acaba nereye gitti, kimle ne yapıyor diye. Bu da günümüzün, çağımızın hastalıklarından bir tanesi. What do you use the internet for? İnterneti ne için kullanıyoruz? Birincisi browse articles about my lessons. Yani derslerimizle alakalı makaleler okuyoruz, buluyoruz. İkincisi do research. Yani araştırma yapıyoruz. Find information on the internet. İnternette bilgi buluyoruz. Chat online. Online sohbet ediyoruz, chat yapıyoruz. Do online shopping. Online alışveriş yapıyoruz. Follow veya join online courses. Mesela biz online bir kurs veriyoruz şu an sana. Bir LGS tekrar programı yapıyoruz. Sen de buradan takip ediyorsun bizi. Ya da follow foreign series to improve English. Veyahut da şey yapıyoruz. Nedir onun adı? Bu tabii in böyle yazılacak. Şöyle. Foreign kelimesinin yanlış olması. Şöyle. Ben yapıyorum. De bayılıyorum hocam. Yabancı diziler izliyoruz. Netflix'e bayılıyorum hocam. Evet. Nasıl? Serials, yani böyle diziler. Yabancı diziler izleyebiliyoruz İngilizcemizi geliştirmek için. Veyahut da practice language, dilimizi pratik, language olacak tabii. Dil pratiği yapıyoruz. İngilizce kelimeleri öğrenmek için, İngilizce konuşmaları öğrenmek için. Keep in touch with old friends. Eski arkadaşlarla iletişime kalıyoruz Instagram sayesinde, WhatsApp sayesinde. Veyahut da look for new recipes and health cures. Yeni yemek tarifleri veyahut da sağlıkla alakalı bakımlar, işte saç bakımı, tırnak bakımı, el bakımı, gripten koruma yolları falan, bunları inceleyebiliyoruz. Make new friends, yeni arkadaşlar yapabiliyoruz ama burada dikkatli olmamız lazım Songuç'um. Çünkü artık sanal dünya diye bir şey yok. Sanal dünyada artık gerçek bir dünya. Orada senin kim olduğun, ne olduğun artık gerçek gibi geçerli. Nasıl gerçek hayatta sokakta geçen bir insana kötü söz söyleyemiyorsan, sanal dünyada da öyle önüne gelene istediğini sallayamazsın. Artık o da bir gerçek dünya, dikkatli olman lazım. Ve aynı zamanda make travel arrangements. Seyahat aranjmanları, yani düzenlemeleri, rezervasyonları yapabiliyorsun. Pay the bills, yani faturalarımızı ödeyebiliyoruz. Ve yine aynı şekilde play games with my friends. Play games with my friends. Veyahut da play online games. Online oyunlar oynayabiliyoruz. Aynı anda hepimiz tek takip edebiliyoruz. Mesela senin oynadığın oyunlar var mı Tonguç'um? Evet hocam. Ondan sonra bir sürü şey oynuyorum hocam. Brawl Stars oynuyorum son zamanlarda online olarak. Ondan sonra hocam... Evet, Brawl Stars gerçekten çok popüler. Sen bunu nereden biliyorsun Tonguç bu arada? Gerçekten çok şaşırdım. Hocam yani internette bilmeyen yok neredeyse. Siz ne kadar şeysiniz, geri aynen kalmışsınız hocam. Ya. Ben yaşım siz hala Call of Duty mu, COD mu oynuyorsunuz yoksa hocam? Ben Need for Speed'te kaldım. Geçti çoktan yani, söyleyeyim size. Ben Need for Speed'te kaldım Tonguç. Benim yaşım çok Need for Speed ne hocam? Need for Speed böyle Tetris'ten sonra çıkan ilk online oyunlardan, Sega tarafından. Tetris ben de çok seviyorum. Retro oyunu. Retro, evet, retro olarak yani böyle dedelerimizi anmak amaçlı yapılan oyunlar. Onları oynuyordum ben eskiden. Read newspapers, gazete okumak. Read online computer game magazines, yani online bilgisayar dergileri okumak. Read online news, online haberler okumak. Send emails, elektronik posta yollamak. Share photos and songs, fotoğraf ve şarkı paylaşımı yapmak. Yine watch movies, film izlemek, tabii share kelimesini güzel yazalım. Film izlemek, dizi izlemek ve video izlemek. Aynı şekilde upload some photos, resimler yüklemek. Use search engines, yani arama motorları kullanmak. İşte Google'dır, Yandex'tir. Ve aynı zamanda use social networks, yani social networking demek. Yani işte bu Instagram, başka ne var? Snapchat var, TikTok var. Facebook var mı? Var. O da yine kullanılan bazı sosyal network siteleri. Şimdi bazı asking for clarification, açıklama istemekle alakalı bazı kelimelerimiz var. Onları görelim. Mesela can you explain it more please? Biraz daha açıklar mısın lütfen? Can you explain what it means? Ne anlama geldiğini açıklar mısın? Do you mean? Bunu mu demek istiyorsun? Sorry, I can't follow you. Üzgünüm, seni anlayamıyorum. What do you mean? Ne demek istiyorsun? What does it mean? Ne anlama gelir? Bunlar kelimelerin kendi anlamını anlayamadığımız, yani karşı taraftaki adam boş boş konuştuğunda kullandığımız ifadeler. Bir de bağlaçlarımız var. Conjunctions. Türkçedeki bağlaçlarla aynı. Mesela he is short and fat. Yani o kısa ve aynı tomiş. Beni tarif etmiş. Aynen, güzel, çok sevimli. She can cook. O yemek yapabilir. And she can iron the clothes. Kıyafetleri ütüleyebilir. She can dance. Dans edebilir. But, fakat she can sing as well. Burada olumludan olumsuza geçti.
I can't help you. Sana yardım edemem. I can't help but Berkan. Evet, Berkan yardım edelim ama ben yardım edemem. I can't help you because I'm very tired. Çünkü çok yorgunum. I'm very busy. So, bu yüzden I can't come to the party. Bu yüzden partiye gelemeyeceğim diyoruz. Bir de acronyms, yani kısaltmalar var. Onları da hemen söyleyelim. By, bak bu by the way, yani by the way ne demek Tonguç evladım benim? By the way, I'm so tired. Yani, I cannot join your party. Yani bu arada, yani bu arada, yani by the way, ben gerçekten bu arada çok yorgunum, partiye katamam. Face to face. Tövbe ya Rabbi, nasıl acayip. Face to, nasıl yani? Normal iletişim dili Tonguç evladım. Veyahut da see you, bak. I want to see you face to face. Late, bak. See you later alligator. Evet. For a while crocodile. Evet, bu da yine İngilizcenin özel kendine ait deyimleri. LOL de ne demek? Lots of love. Bir de LOL diye bir oyun var. O da Legends, o League of Legends değil mi Tonguç Eylem? LOL'e bayılıyorum. LOL için her şeyi yaparım hocam. Aferin, tebrik ediyorum seni. Sen şu son konuşuyordun. Tonight. Burada da bazı akronim, yani kısaltmalar. Çok şimdi, kısaltmış gerçekten. Bayağı kısaltmışlar. Şimdi gel bakalım yeni nesil sorumuza bakalım. Burada gördüğün gibi female, female olmuşsa bu. Female ve male, erkek ve kadın arasındaki internet kullanım alışkanlıklarına bakmışlar. Gördüğün gibi erkekler daha çok elektronik postada kadınları geçiyor. Sosyal ağlarda kadınlar geçiyor. Online shoppingde erkekler geçiyor. Bu saçma çünkü. Allah Allah. Bu herhalde erkeklerin kredi kartıyla kullanıldığı için öyle bir alışkanlık zannedilmiş. Orada, yoksa kadınlar kesin geçiyordur hocam. Ya burada oransal olarak imkansız bir şey bu. Diğer aktivitelerde de kadınlar her türlü geçiyor. Tebrik ediyoruz kadınları ve alkışlıyoruz gerçekten. Tebrik ediyoruz. Şimdi devam edelim. Which sentence is wrong? Hangi cümle yanlıştır diyor. Males are less interested in using social networks than females are. Erkekler... Evet hocam, doğru. Doğru, bakalım doğru. Bu doğru. Female spend, daha sosyal şey yapıyorlar. Erkekler, maviler erkekti, kırmızılar kadına, doğru. Females... Less interested demek hocam. Yani daha az ilgili. Females spend more time, çok fazla zaman harcıyor. Doing other activities on the net than males. Diğer aktivitelerde, evet bu da doğru. Gerçekten diğer aktivitelerde daha çok zaman harcıyorlardı. Females' favorite internet habit is online shopping. Kadınların... insanın aklına öyle geliyor hocam. Yani öyle geliyor. Males, doğrudur, bence doğrudur. Doğru olabilir. Males gen... Ama bak, kadınların en çok yaptığı şeye baktığımız zaman... Burada bir maltoz bir şey olmuş. Yani buradan, bunlar toplam bir kere yüz etmiyor. Yok, kadınların... Kadınların toplamı yüz ediyor mu? Ediyor. Kadınların toplamında en fazla yaptıkları şey elektronik posta olmuş. Ne olmuş? Bak, kadınların favori internet alışkanlığı online shopping. Online shopping'de %13'ler. Elektronik postada %41'ler. Dolayısıyla bu yanlış olabilir. Males generally prefer sending or checking their emails on the internet. Bu da doğru. Dolayısıyla burada yanlış olan seçeneğimiz Ceyhun seçeneği diyoruz. Hadi bakalım, ödül sorumuzu yapıyoruz, yorumlara yolluyoruz.